Auzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugün 6. üniteye geldik. 6. ünitede eee müzekker cem müzekker konusunu işleyeceğiz. Ama konuyu işlemeden önce hatırlarsanız dünkü dersimizde bir ayrım yapmıştık. Demiştik ki Arapçada isimler e, aza ve çoğa delalet etmeleri bakımından üç kısma ayrılırlar. İsimler ya müfrettirler, ya tesniyedirler, ikiye delalet ederler ya da cemidirler. Yani çoğula, bizim Türkçe'de derlerler eki getirdiğimiz gibi çoğula delalet ederler dedik. Şimdi bu cemi isimler bizim Türkçedeki gibi tek bir kalıbı yok. Arapçada cemi isimlerin. Cemi isimleri de kendi içinde üç kısma ayıracağız. Cemi olan isimleri, çoğul olan isimleri kendi içinde üç kısma ayıracağız. Birinci kısım cemi müzekeri salim. Cemi müzekkeri salim. Yani erkekler için kullanılan kurallı cemi. Erkekler için kullanılan kurallı cemi. Cemi cem çoğul demek. Müzekker erkek demek. Salim ise belli bir kurala e, tabi olan, belli bir kuralı olan onu anlatacağız zaten. Kuralının ne olduğu bu demek. İkincisi cemi müennesi salim var. Bu da kadınlara delalet eden kurallı cemi. Cem çoğul demek, müennes kadın demek. Salim belli bir kuralı, kurala tabi olan anlamında kullanıyoruz. Onu göreceğiz bir sonraki ünitede. Bir de cemi teksir var. Herhangi bir kuralı olmayan kırık cemi dediğimiz, kuralsız cemi dediğimiz, herhangi bir kuralı, herhangi bir kalıbı olmayan geçen derslerde anlatıp semai olan. Yani Araplardan o şekilde duyduğumuz için o şekilde kullandığımız cemi türleri var. Bunlara da cemi teksir diyoruz. Şimdi o zaman bugün bizim birinci konumuz cemi müzekkeri salim. Erkekler için kullanılan kurallı cemi. Erkekler için kullanılan kurallı eril çoğul isimler. Şimdi e, bu erkekler için kullanılan kurallı çoğul isimlerin bunları yaparken kelimenin en sonuna une veya iğne eki ekliyoruz. Kelimenin en sonuna une veya ine eki ekliyoruz. Yani 39. sayfada tabloda verildiği gibi tekil eril isim e, artı une. Mesela diyelim ki benim elimde bir kelime var muslimun. Bu tekil bir tane Müslim demek. Ben bunu çoğulu yapmak istediğim zaman ne yapıyorum? Artık une getiriyorum sonuna muslimune. Müslimler olmuş oluyor muslimune veya muslimine Müslümanlar. Yani çoğul. Mesela elimde benim ne var diyelim mümin ismi var. Bu kalıba göre. Sonuna bir tane une getiriyorum. Mu'minune müminler. Mu'minine yine müminler. Ama mümin erkekler tabi. Mümin erkekler. Burada ne var dikkat ederseniz hem erkeğe delalet ediyor hem de bir kuralı var. Yani kıyasi bir şey bu. Sonuna une getirdiğimde, iğne getirdiğimde bu şeye dönüşmüş oluyor. Ee, cemi müzekkeri salime yani kurallı eril çoğul isimlere dönüşmüş oluyor. burada bunu yaparken alttaki örneklerimize dikkat edin. Sayfa 39'da buna dair bize örnekler vermiş. Mesela birinci örneğimiz, bunu yaptım zaten Müslim'in örneğini geçiyorum. Kafir'in örneği var burada, kafir. ben bunu çoğul yapmak istediğim zaman ne yapıyorum? Kafirune sonuna u ne getiriyorum veya yine kafirine fakat burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. U ne getirdiğimde kelimenin son harfinin harekesi damme oluyor. kafiru. Ra'nın harekesine bakın damme oluyor. İ getirdiğimde kelimenin son harfinin harekesi kesra oluyor. kafirine. Neden? Çünkü vav ile damme, ya ile kesra birbirlerine uyumlu harekeler olduğu için bu uyumdan ötürü bu şekilde bir değişiklik oluyor. Mesela bir başka örnek vermiş bize mühendisun, mühendis nasıl bunu çevireceğim mühendisim ne mühendisler eril erkek mühendisler topluluğu veya mühendisi ne dediğim zaman yine aynı şekilde mühendisler erkek topluluğu olmuş oluyor. Fellah daha önce de görmüştük çiftçi demekti hatta demişti biz bugün kullanmıyoruz ama Çukurova bölgesinde hala toprakla uğraşan insanlara fellah deniyor. Fellahune dediğimde çiftçiler anlamına gelir. Veya fellahine dediğim zaman yine çiftçiler anlamına gelir. Une veya ine eklediğim zaman. Müderrisun öğretmen demek. Bunun sonuna une eklediğim zaman müderrisune veya müderrisine dediğim zaman her ikisinde de çoğul elde etmiş olurum. Öğretmenler olmuş olur. Bu kuralımız. Yani temel olarak bir kelimeyi cemi müzekkeri salime kurallı eril çoğula dönüştürmenin yolunu anlatmış olduk. Şimdi burada bir kuralımız var. O kuralı okuyalım. Sayfa 40. sayfada. Cemi müzekkeri salimler yani kurallı eril çoğullar genelde yani şunu anlatacak bize. Hangi kelimeleri bu kalıpta cemi yapabiliyoruz? Onu bize anlatacak. Eril özel isimlerle bazı sıfat anlamlı sözcüklerden türetilir. Şimdi demek ki iki sınıf isim var. Bu isimleri cemi yapmak istediğimiz zaman umumen genel anlamda bu kalıbı kullanıyoruz. Ne bunlar? Bir eril özel isimler. Yani bir erkeğe delalet eden özel bir isim var. Bu özel ismi kullanırken mesela Müslim ismi gibi düşünün, Mümin ismi gibi düşünün, Kafir ismi gibi düşünün veya sıfat ee, anlamlı bazı kelimeler var. Bunlar yine ona da dahiller. Meslekleri ifade eden, belli bir sıfat ifade eden isimler var. Bu isimleri çoğul yapmak istediğimizde sonuna une veya ine getiriyoruz. <laughs> Fakat diyor ki ancak her müzekker isim bu kuralla çoğul yapılmaz. Yani her türlü müzekker olan ismi e, bununla yapmayız. Daha önce tesniyede gördüğümüz gibi bunun da bazı istisnaları var. Bazı kelimeler var. Bunlar her ne kadar eril de olsalar... Her ne kadar sıfat da olsalar bunların sonuna une veya ine getirmek suretiyle bunlara cem'i yapmayız. Mesela ne gibi örnek vermiş? Racul. Şimdi benim racul adam demek. Diyelim benim adımda racul var. Bakıyorum e bu erkek isim. E ben bunun nasıl yapayım o zaman? Sonuna une getireyim. E, raculune veya raculine olsun e, diyeyim desem olmaz. Çünkü Araplar racul kelimesini bu şekilde çoğul yapmamışlar. Bunlar kuralsız cemi. Yani ezberlememiz gereken, meleke kazanmamız gereken cemi kısmına yani rical diye Araplar bunu çoğul yapmışlar. Bu gelecek zaten. Buraya kafanızı yormayın. Bu başlığı müstakil bir konu olarak gelecek. Kuralsız cemi nedir? Kuralsız ceminin kalıpları nelerdir? Bu gelecek. Sadece şunu bilin. Her kelime eril diye sonuna une veya iğne getirilmek suretiyle cemi yapılmaz. Bunu bilmeniz yeter. <laughs> ya da mesela insan sözcüğünü düşünebilirsiniz. Bunu da ilk gördüğünüz etapta diyebilirsiniz ki ben bunun sonuna bir ''une'' getireyim. İnsanune, insanlar olsun diyebilirsiniz. Öyle olmuyor. Bunların zaten insan kelimesinin çoğulu bu değil. Bunda Arapların kullanmış olduğu başka kalıplar var. Burada aslında bize anlatmak istediği aynı tesniyede bazı istisnalar olduğu gibi burada da bazı istisnalar var. O istisnaların haricinde genel kuralımız ama Eril veya sıfat anlamı olan e, isimlerin sonuna une veya ine getirmek suretiyle onları ceme, çoğula dönüştürebiliyoruz. Şimdi aşağıda bize örnekler vermiş. Birinci örneğimiz müderrisun. Bunu yapmıştık zaten arka sayfada geçiyorum. İkinci örneğimiz mu'minun. E, bunu da yapmıştım. Munafikun. Şimdi münafık e, bir isim olarak... E, <laughs> sıfat olarak kullanıyoruz daha çok. Yani birilerinin sıfatı olarak kullanıyoruz. Bunu çoğul hale getirmek için ne yapıyorum? Munafiqune veya munafikin diyorum. Münafıklar haline alıyor. Mesela abid. Abidlik bir sıfattır. Birinin abid olması, Allah'a kulluk etmesi, bunun onda bir sıfat haline gelmesi. Abidune veya abidine abidler yani kulluk edenler anlamında çoğula çevirebiliyorum. Mufekkir düşünen kişi demek. Düşünür, düşünen kişi müfekkir. Bunu çoğul yapmak için ne yapıyorum? Mufekkirune veya mufekkirene dediğim zaman yani une veya ine eklediğim zaman bu düşünenler, düşünürler anlamına geliyor. Yine bir örnek vermiş müşrikun. Müşrik kişi. Bu da bir sıfat. Müşrikune müşrikler veya müşrikine veya yine aynı şekilde müşrikler anlamına geliyor. Şimdi eğer derseniz ki ne zaman bu Eyvallah Deseniz ki ne zaman une ne zaman iğne kullanacağız? Bu tamamen başka bir konu. Bunu ilerleyen safhalarda bunu göreceğiz. Sadece burada bize bir kelimeyi cem-i müzekker yapmak için kullanacağımız kalıbı bize öğretiyor. Yine musafir yolcu demek bizim Türkçeye e, genelde misafirler yolculuktan geldiği için eskiden yolculuktan gelen insanlara insanlar misafir ettikleri için e, yolcu şey misafir için evde ağırlanan kişi için misafir kelimesini kullanmışlar ama Arapçada da daha çok yolcu anlamında kullanılıyor. Bizdeki anlamından farklı bir anlamda kullanılıyor. ne veya musafirine dediğimiz zaman yolcular anlamını elde etmiş oluyoruz diyebilirim. Şimdi burada bize e, tabi örneklerimiz var. Burada bize bir de ödevler vermiş. Konunun daha iyi anlaşılması için. Tamam bugünkü konuyla ilgili inşallah e, ödevlerinizi yaparsınız. Wa khiru elhamdülillahi rabbil alemin.